Apple'ın bir süredir beklenen Nisan 2021 etkinliği dün yapıldı ve yeni ürünler tanıtıldı. Ben de Apple ekosisteminde yer alan ürünleri kullanmayı seven ve bilgilerimi size aktarmayı seven biri olarak dün neler tanıtıldığına hızlıca bir bakış yapacağım ve bu ürünlerden kısaca bahsetmeye çalışacağım. Hangi ürünler beni çok heyecanlandırdı? Özellikle bunlardan bahsedeceğim. Daha önce Apple ekosistem videomda bahsettiğim gibi ben Apple ürünlerini birlikte kullanmayı seven biriyim. Aynı cloud hesabım hem telefonumda hem iPad'imde hem MacBook'umda hem de saatimde var. Ve bunları şöyle kullanabiliyorum. Örnek olarak bir işe iPhone'umda başlayıp sonra iPad'e geçiyorum. iPad'den sonra da MacBook'a geçiş yapabiliyorum. Hatta yeri geldiğinde saatimi bile bu ürünlerle birlikte kullanmaya çalışıyorum ve bunlar hakkında videolar çekmeye çalışıyorum. Şimdi biz asıl konumuz olan etkinliğe dönecek olursak, ürünlere geçmeden önce bir de şuna değinmek istiyorum. Bildiğiniz gibi COVID nedeniyle artık sunumlarda online gerçekleşiyor. Apple'da son birkaç etkinliğini online yapmaya devam ediyor. Nisan etkinliği de bu şekilde gerçekleşti. Ben aslında eski tarz sunumları daha çok seven biriyim. Özellikle zaten biliyorsunuz Steve Jobs'ın olduğu dönemde sahneye çıkıp yapılan sunumlar daha etkileyici gibi geliyordu bana. Ama Apple'ın son sunumlarında da tabii hakkını vermek lazım. Online yapıyorlar ama gerçekten özenerek yapıyorlar bu videoları. Zaten video sunum konusunda oldukça başarılılar. Ürünlerimiz bunlardır ve bu işe yarar şeklinde gösterdikleri çok güzel videolar vardı. Bu nedenle sunumu izlemek de oldukça önemli. Peki şimdi sunumun asıl konusuna dönecek olursak yeni hangi ürünler tanıtıldı? Listenin başında iMac geliyor. iMac'lere biraz uzunca değineceğim. Ve bu sunumda beklenen asıl ürün, zaten sızdırılan ürün iPad Pro'ydu. iPad Pro da tanıtıldı. iPad Pro'nun dışında AirTag diye yeni bir ürün daha girecek hayatımıza. Bundan da biraz bahsedeceğim. Ve bunun yanı sıra bir iPhone beklemiyorduk. Aslında donanım olarak yeni bir iPhone tanıtılmadı. Ama mor renkli yeni bir iPhone'dan bahsedildi. Birazcık buna da değineceğim. Ve son olarak Apple TV 4K'dan bahsedeceğim. Şimdi sunumda yer alan asıl sürpriz üründen bahsetmek istiyorum ilk olarak. Bu da AirTag. AirTag nasıl bir şey? Aslında daha önce böyle söylentiler vardı ve bu sunumda görmüş olduk. Peki AirTag nedir? Ne işe yarar? Birazcık bundan bahsedeyim hemen. Aslında biliyorsunuz Apple ekosisteminde cihazımı bul diye bir özellik var. Yani ben istersem iPhone'umdan saatime ping atarak ya da saatimden telefonuma ping atarak o cihazın nerede olduğunu bulabiliyorum bir sesli komutla. Ya da harita üzerinde benim şu an telefonum nerede bunları bulabiliyordum. AirTag bunu birazcık daha ileri götürüyor. İster Apple markalı olmayan elektronik bir cihazınız var diyelim. Mesela ben Sony kulaklık kullanıyorum. İşte ben bu Sony kulaklığımın nerede olduğunu şu an bulmak istiyorum. Ya da hiç elektronikten bahsetmeyelim. Mesela benim işte çantam ya da cüzdanım diyelim. Mesela cüzdan çok kaybolmaya müsait bir şey. Ben sürekli cüzdanımı kaybeden birisiyim ve bu cüzdanımın nerede olduğunu takip etmek istiyorum diyelim. O zaman yine AirTag'i kullanabilirsiniz diyor. Şimdi sunumdaki örnek birazcık yanıltabilir insanı. Çünkü biraz daha böyle Bluetooth mesafesinden bahsediliyordu. Yani verilen örnek sanki şunun gibiydi. İşte ben şu an oturma odasındayım. Örnek veriyorum, yatak odasında ben cüzdanımı kaybetmiştim. Oturma odası ile yatak odasının arası zaten Bluetooth erişim mesafesinde oldukça kısa bir alan ve bunu kolayca bulabiliyorum. Ama aslında AirTag bundan daha fazlasını sunuyor. Mesela ben cüzdanımı varsayalım ki bu akşam bir restorana gitmiştim ve restoranda unuttum. Şu an eve döndüm. Ve cüzdanımın içerisine aslında AirTag'imi koymuştum. iCloud hesabını da eşleştirmiştim. Şimdi cüzdanımın nerede olduğunu artık bulabileceğim. Peki bunu nasıl yapacağız? Şimdi en baştan alacak olursak. Mesela ben şu an iPhone kullanıyorum. Bir tane de AirTag aldım. AirTag'i de cüzdanın içerisine koydum. Ve AirTag ile iPhone'umu eşleştirdim. AirTag'in ismini de cüzdanım dedim varsayalım. Şimdi iPhone'u açtığım zaman cüzdanım diye etiket vermiş oldum. Bu AirTag'imi görmüş olacağım. Ve bu AirTag şundan bahsediliyor detayına girdiğim zaman. Web sitesinde bunu okuyabilirsiniz. Aslında mesafe oldukça arttı. Ben Bluetooth'la artık bu cüzdanıma erişim sağlayamam. Ama diyor ki başkaları da iPhone kullanıyor. Ve bu iPhone sinyalleri üzerinden haberleşe sen bu cihaza ulaşabileceksin. Ve sadece bunu sen kendin görebileceksin. Yani bir başkası senin cihazını göremeyecek. iCloud hesabını sadece sen görebileceksin bu cihazı diyor. O kadar güvenli olduğunu iddia ediyor. Ve siz de baktığınız zaman evet benim şu an cüzdanım bu restorandaymış. Haritada burada gözüküyor. O zaman hemen gidip cüzdanımı alayım gibi böyle senaryolarda kullanabileceksiniz. Ya da işte mesela arabanıza koyabilirsiniz. Varsayalım ki kötü bir senaryodan bahsedelim yine. Arabanız çalındı ama içerisinde AirTag vardı diyelim. Siz bunu fark ettiniz. Hemen AirTag'in konumuna bakıp arabanız şu an nereye gidiyor onu da görebilirsiniz. Hani bu tür kullanım amaçları olabilir. Ama burada tabii yani kötü kullanımlar da geliyor insanın aklına. Varsayalım ki işte siz mesela birisinin çantasına attınız bu cihazı ya da örnek veriyorum yani ceketinin cebine koydunuz diyelim.
bu kişiyi takip etme ihtimaliniz doğuyor. Aslında o kişiyi değil, cebindeki AirTag'i takip ediyorsunuz ama sonuçta o AirTag şu an nerede, yani o kişi nerede, bu sorunun yanıtına ulaşmış oluyorsunuz gibi geliyor bana. Bu tabii kötü kullanım senaryosu. Hani burada nasıl bir kısıtlama gelir onları bilmiyorum. Nasıl çözülecek bu sorunlar ya da zaten halihazırda bir şekilde çözmüşler mi? Yani Apple'ın maddelerini okuduğumuz zaman web sitesinde zaten biz bunların her türlü güvenliğini aldık falan diyor ama böyle senaryolardan çok da bahsetmemiş gibi geldi bana. Ama ilgi uyandırıcı bir ürün. Dediğim gibi mesela siz anahtarlığınızı, cüzdanınızı kaybediyorsanız ya da arabanızda mutlaka olmasını istiyorsanız mesela alıp kullanılabilir. Şöyle bir seçenek de var. Şimdi web sitesinde baktığınız zaman bir tane AirTag alabileceğiniz gibi dörtlü paket de sunmuşlar. Ve bir tanesi yanlış görmediysem 300 TL gibi bir fiyatı vardı. Ama 4 tane aldığınız zaman 1000 TL gibi bir fiyata geliyor. Yani yaklaşık 200 TL gibi bir kar elde edebiliyorsunuz. Tabii kar diyorum ama yani cihazın tekli fiyatı bile 300 TL tartışılır. Yani Türkiye'de zaten ucuz olan bir ürün yok artık maalesef. Oturup bunu yorumlarda tartışabiliriz ama yani yok yani ucuz bir ürün yok. AirTag'de baktığınız zaman küçücük bir cihaz. Yaptığı iş bundan ibaret. Belki kullanım senaryoları çok iyi diyebilirsiniz ama fiyatına baktığınız zaman alınır mı alınmaz mı ihtiyacınıza göre kendiniz düşünün. Neyse biz fiyatı bir kenara bırakacak olursak aslında güzel bir ürün. Ve şık da gözüküyor. Böyle değişik versiyonlarını da yapmışlar. Apple biliyorsunuz böyle aksesuar olaylarını da çok seviyor. Yani AirTag'in sayfasına girdiğiniz zaman çeşitli aksesuarlar var. Ben baktığım zaman böyle alasım geliyor. Ama ihtiyacım var mı? Orası çok tartışılır. Yani arabamda olması aslında fena bir fikir değil gibi. En azından bir tane alıp belki arabada yani tutulabilir. Ama buna da ihtiyaç var mı? Buna zamanla karar vereceğim. Eğer alıp deneme şansım olursa zaten bununla ilgili videolarda çekerim. Ama sunumun asıl böyle sürpriz noktası AirTag olduğu için bunun üzerinde birazcık uzunca durmayı tercih ettim. Şimdi sonraki ürün olan iMac'e bir geçiş yapalım. Birazcık da iMac'ten bahsedeyim size. Şimdi hemen iMac'lerle başlayalım. iMac donanım olarak artık M1 işlemciye kavuştu. Bunun şöyle bir önemi var. Biliyorsunuz artık MacBook Pro tarafında özellikle M1 işlemcili MacBook Air'lar, MacBook Pro'lar eski Intel işlemcili modellere göre çok daha iyi performans sunar hale geldiler. Bu önümde gördüğünüz 16 inç MacBook Pro Intel işlemcili. Bu sunumda M1X duyulur mu acaba diyorduk ama bu sunumda da M1X kullanan herhangi bir donanımdan bahsedilmedi. Bu nedenle M1X işlemciler için biraz daha beklememiz gerekiyor. Muhtemelen sonraki sunumlarda birkaç tane ürün göreceğiz diye tahmin ediyorum. Ama iMac tarafına baktığımız zaman M1 işlemciye kavuştuğunu görüyoruz artık. Bu oldukça sevindirici bir gelişme. Çünkü artık Apple yavaş yavaş bütün ürünlerini M1 platformuna taşımaya çalışıyor. Ve bu da zamanla artık daha yüksek performans sunmaya başlayacak cihazlar demek. Hem de birbirleriyle daha iyi konuşabilir hale gelecekler. Örnek veriyorum bir iPhone ya da iPad uygulamasını MacBook'ta kullanmak gibi noktalara gitmeye çalışıyorlar. Bu açıdan M1 işlemcili yeni bir iMac görüyor olmamız da güzel oldu. Tabii M1 işlemciyle geldiği için burada daha yüksek performans beklememiz gerekiyor ve şimdi M1 işlemcileri biz 13 inçlik MacBook Pro'lardan, Air'lardan biliyoruz dedik. Fan olmamasına rağmen makine hem ısınmıyor hem de iyi bir performans sağlıyordu. iMac'ler de bu performansı belki biraz daha artmış olarak görebiliriz. Çünkü iki tane de fan eklemişler. Fan eklenmesi mesela biraz ilginç gelmişti bana. Çünkü M1 işlemci deyince artık böyle fan yok gibi düşünüyorduk ama iMac'te iki tane fan görüyoruz. Bu da ilginç noktalardan bir tanesi. iMac'in tasarımında farklılığa gidilmiş. Daha ince bir artık iMac görüyoruz. Aynı zamanda farklı renk seçenekleri de mevcut. Örnek olarak siz pembe, mavi ya da sunulan diğer renkleri tercih edebileceksiniz artık. Böyle renkli ürünleri sevenler için oldukça güzel bir gelişme diyebilirim. Yine iMac'in güç kablosuna baktığımız zaman da birkaç tane değişiklik var. Öncelikle MagSafe'den bahsetmek gerekiyor. Aslında iMac için ne kadar gerekli olduğu biraz tartışılır. Biliyorsunuz iMac çünkü genelde sabit bir yerde masanın üstünde kalacak. Hani normal bir standart kablo olsa da olurmuş. Ama MagSafe'i görmek yine sevindirici. Yine güç kablosunun üzerinde böyle bir Ethernet portu görüyoruz. Bu da ilginç geldi bana. Ethernet portunu eğer iMac'in kendisine koyarsanız biliyorsunuz MacBook'larda bile artık bu Ethernet portları olmuyor. Çünkü o kalınlığı artırıyor. iMac'e baktığımız zaman da yine 4 tane USB portu olduğu söyleniyor. 2 tane Thunderbolt şeklinde geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ethernet'i iMac'e koymamışlar ve daha ince bir iMac'le karşılaşıyoruz. Ethernet portunu güç kablosuna koymaları bana biraz değişik geldi. Ama sevdiğimi söylemeliyim. Normalde zaten dönüştürücü alıyorsunuz muhtemelen böyle ürünler kullanıyorsanız. Ama Ethernet için en azından güç kablosuna takmanız yeterli olacak gözüküyor.
Şimdi iMac'ten devam edecek olursak biliyorsunuz bir iMac aldığınızda yanında aslında klavye ve mouse da geliyor. Klavyeye özellikle değinmek istiyorum çünkü biraz değişiklik yapılmış. Klavyeye Touch ID gelmesini oldukça beğendim. Zaten Magic Keyboard tasarımıyla ön plana çıkan bir üründü. Biraz daha oval bir yapıya kavuşturulmuş ve bana güzel geldi açıkçası. Touch ID'ye kavuşması çok güzel bir gelişme. Ben şu an normalde klavye olarak Logitech MX Keys'i tercih ediyorum. Zaten bununla ilgili videolarda çekmiştim. Mesela o klavyede de böyle bir Touch ID olsa ne güzel olurmuş dedim açıkçası. Yani bundan sonraki alacağımız klavyelerde de muhtemelen Touch ID olup olmadığı da ayrı bakılması gereken kriterlerden biri olacak gibi gözüküyor. Evet, klavyede böyle bir değişiklik var dedik ama Magic Mouse'larda ve Trackpad'lerde donanım olarak bir değişiklik görmüyoruz. Ama tasarım anlamında şöyle bir değişiklik var. Yeni renk seçenekleri sunulmuş. Yani size örnek veriyorum. Mavi bir iMac aldığınız zaman mavi trackpad ve mavi Magic Mouse seçenekleri de olacak muhtemelen ve böyle bir renk uyumluluğu halinde bir set almış olacaksınız. Burada da yine farklı renk seçeneklerinin gelmiş olması güzel bir haber diyebilirim. Tabi donanım anlamında değişiklik yok. Hani renk tercihleriniz bu yöndeyse size hitap eden ürünler olabilecektir. Son olarak iMac'ten bir de beğenmediğim bir şeyden bahsedeyim. Normalde ben MacBook kullanıyorum ve bu MacBook'u harici bir monitöre bağlıyorum ve biraz setup tasarımına da özen gösteren birisiyim. Seçtiğim monitöründeki kenarlarının böyle çerçevelerin çok ince olmasına dikkat ediyorum. Ama iMac'e baktığınız zaman o alttaki kalın kısım hala devam ediyor. Çünkü all-in-one bir bilgisayar ve bütün donanımlar o alt kısma yerleştirilmeye çalışılıyor. Bu nedenle o alt kısımdaki çerçeveyi bir türlü kaybedemiyorlar. Mesela benim şöyle bir ihtiyacım olsa şu an işte ben monitör alacağım. O zaman böyle iMac türü monitörlere bakmak istemiyorum açıkçası. Evet, tasarım olarak çok hoş ama o alttaki kalın tabaka beni çok rahatsız ediyor. Daha çok böyle ince kenarlı monitörler tercih ediyorum. Tabii şu an iMac ihtiyacım yok MacBook kullandığım için ve diğer donanımları kullandığım için. Ama iMac böyle göze çok hoş gelen bir tasarıma kavuşmuş diyebilirim o kalın çerçeve dışında. Renk seçenekleri benim hoşuma gitti. Acaba alsam mı diye düşündüm sunumu izlerken ama sonra yani aslında böyle bir şeye ihtiyacım yok diyerek zaten kendimi frenledim. Yani şu an buna böyle bir ihtiyacım yok. Yani hiç Apple ürünü olmasa, bilgisayar kullanmasam iMac'i mutlaka düşünürüm. Ama şu an benim ihtiyacım olan şey monitör. Monitör için de iMac almak istemiyorum açıkçası. Evet, iMac tarafı bu şekildeydi. Bunun dışında hızlıca iPhone 12'den bahsetmek gerekir. iPhone 12'ye baktığım zaman yine donanım olarak bir değişiklik yok. Ama sadece bir renk seçeneği sunulmuş. Mor renkli bir iPhone gösterdiler. Bu da tasarım olarak değişik, güzel gözüküyor. Yani böyle bir hani iPhone 12 alacaksanız yakın zamanda bu renge de mutlaka bir göz atın derim. Yani size hitap ediyor mu bilmiyorum. Bu birazcık tercih meselesi. Ama mor iPhone görmek bana birazcık değişik geldi açıkçası. Ve bir sonraki ürün olan iPad Pro'ya değinmek istiyorum. Bu gördüğünüz bir önceki satışta olan iPad Pro. Bunda M1 işlemci yok ama ben iPad ile ilgili de videolar çekmiştim kanalımda. Özellikle bu video editlemelerini yaparken LumaFusion kullandığımı ve iPad Pro'da yaptığımı ve performansının oldukça iyi olduğunu söylemiştim. Ama M1 işlemciyle gelen yeni iPad'de yüzde olarak muhtemelen çok daha fark edilir bir performans artışı olacaktır diye tahmin ediyorum. Ona da baktığım zaman giriş seviyesi modeller 11 inç için 8000 TL civarlarında başlıyordu. Bir de bunun 12.9 inç olan modeli var. Ben şu an 11 inç olanı kullanıyorum. 12.9 biraz daha büyük ekranlı. Yani ona taşıması biraz daha zor geliyor bana. Ve şu an daha pratik bulduğum için uzun süredir 11 inçlik iPad Pro'yu kullanıyorum. Yenisini alacak olsam muhtemelen yine 11 inci alırım diye tahmin ediyorum ama bu iPad Pro da beni uzun bir süre daha götüreceği için şimdilik yeni bir iPad almayı da düşünmüyorum. Ama şu an yeni bir iPad alacak olsaydım M1 işlemci nedeniyle yeni iPad Pro'ya mutlaka bakardım. Yani MacBook varken neden iPad'de kullanıyorsun diye olabilirsiniz. Birazcık böyle şey için diyebilirim aslında. Kalemle kullanmak benim için çok pratik oluyor. Özellikle taşınabilir olması benim için gayet iyi. Yani 16 inçlik bir MacBook Pro'yu taşımak o kadar kolay değil. Yani çanta bulmak bile bir eziyet. Ona kılıf bulmak bile bir eziyet. Ve ağırlık olarak da birazcık yorabiliyor. Ama iPad çok pratik oluyor gerçekten. Ve ben her an her yerde kaldığım bir işi iPad'den devam ettirebiliyorum. Henüz iPad için kendi klavyesini almamıştım. Onu da yeri geldiğinde önceki videolarımdan hatırlarsınız böyle harici klavye mouse kullanarak her türlü işimi görebiliyorum. iPad en sevdiğim cihazların başında geliyor. Dediğim gibi yeni bir iPad Pro alacak olsaydım mutlaka yeni çıkan M1'e bir göz atardım. Ama tabii şöyle de bir durum var. Yani asıl ihtiyacınız iPad değilse iPad Pro'yu es geçebilirsiniz. O fiyatlara çıktığınız zaman işte kalemini eklediğiniz ya da trackpad'li klavyelerini eklemeye başladığınız zaman işte 1000 lira kalem, 2000 lira klavye falan dediğiniz zaman zaten bir MacBook fiyatına geliyor. Onun yerine gidin bir MacBook Air alın ya da MacBook Pro alın.
sizin işinizi daha çok görecektir. Ama burada tabii asıl önemli olan sizin ihtiyacınız. Eğer bir iPad ihtiyacınız varsa dediğim gibi yeni çıkan iPad Pro'ya bir göz atın. Çünkü M1 işlemci var artık onlarda. Ve şimdi birazcık da Apple TV 4K'dan bahsetmek istiyorum. Ben aslında önceki videolarımdan yine biliyorsunuz Apple TV'yi kullanmadığımı, onun yerine Xiaomi Mi Box S 4K'yı kullandığımı söylemiştim. Hatta yakın zamanda Mi TV Stick de kullanmaya başladım. Bunun sebebi birazcık hem fiyat diyebiliriz hem de biraz daha Xiaomi'nin Android kullandığı için daha esnek yapıya sahip olduğunu söyleyebilirim. Yani herhangi bir uygulama kurmaya çalıştığım zaman ücretsiz versiyonunu bulabiliyorum ya da bir APK bulup hemen hızlıca atıp kurabiliyorum. Çok esnek geliyor bana bu kullanım ve performansını da gayet iyi buluyorum. Ve bu nedenle henüz Apple TV alma ihtiyacı görmüyorum hala. Ama yine de şundan bahsedeyim. Dünkü etkinlikte Apple TV'de de yine güzel iyileştirmeler yapılmış. Özellikle Apple TV'nin kumandasında yapılan değişiklik çok dikkat çekiyor. Ve yine işlemci tarafında yapılan değişiklik de dikkat çekiyor. Eğer yeni bir Apple TV almayı düşünüyorsanız buna da bir göz atın derim. Özellikle 4K TV kullanıyorsanız ve Netflix gibi 4K üyeliği kullandığınız ücretli abonelikleriniz varsa video izleyecekseniz Apple TV'ye de bir göz atabilirsiniz. Ama alternatif ürün olarak yine de ben hala Xiaomi Mi Box S 4K'yı öneriyorum. Onun da hala bir üst versiyonu çıkmış değil. Ama şu an hala iş görür seviyede. O önceki videolarımı da bir izleyebilirsiniz. Orada bir soru cevap videosu yapmıştım. Eğer sizin ihtiyaçlarınızı karşılıyorsa Apple TV yerine Xiaomi'yi de tercih edebilirsiniz. Evet, Apple'ın sunumunda tanıttığı ürünler bu şekildeydi. Beni hangileri heyecanlandırdı derseniz aslında iMac ihtiyacım yok ama renkli seçenekler göze çok hoş geliyor. İnsan ilk gördüğünde böyle bir albenisi var yani. Hani bir alsam mı almasam mı böyle bir tereddütte kaldım ama dediğim gibi bu kadar cihaz varken yani bir de harici monitör kullanıyorken iMac'de olmasın yani artık. Ve şunu söylemeyi atlamış olabilirim. iMac'de sadece 24 inç seçeneği var. Ben harici monitör olarak şu an 27 inç monitör kullanıyorum. Ve 24 benim için böyle çok yeterli olmayacak. Özellikle video editleme işlerinde artık böyle iPad Pro'dan birazcık daha şeye kaydırmayı düşünüyorum harici monitörlere. Küçük ekran güzel, hoş. Böyle her an her yerde yapabiliyorum ama böyle asıl sağlam bir şekilde editlemek istediğim videoları artık büyük ekranda yapmak istiyorum. Bu nedenle 24 inç mesela bana çok hitap etmiyor. Bu yüzden de böyle iMac alasım yok açıkçası. Ama siz bir göz atın. Gerçekten çok hoş gözüküyor. Yani alın odanıza koyun böyle tasarım olarak. Yani mükemmel duruyor. Ama dediğim gibi o alt çerçevesi hala benim için bir problem yine. Ben bunun dışında klavyeyi sevdim ama hala böyle bana tam hitap etmiyor. Çünkü yani Logitech videomu izlerseniz ben birden fazla ürün kullanıyorum. Birisi Windows, birisi Mac, birisi bambaşka bir şey. Yani 3 farklı cihaza bağlayabilmek benim için oldukça önemli. Maalesef Magic Keyboard'da böyle bir opsiyon olmadığı için onu da böyle yani hiç alma noktasında değilim. Ama Touch ID böyle bir aklımın köşesinde duruyor açıkçası. Yani bundan sonra mesela Logitech'in bir üst versiyonu çıksa ve Touch ID olmasa bayağı söylenirim yani. Bunun dışında kısaca Apple TV'den bahsetmiştim. Apple TV yerine dediğim gibi ben şu an Xiaomi'yi kullanıyorum. Onu da tavsiye ederim. Yani daha ekonomik ve yapabilecekleriniz daha fazla. O yüzden Xiaomi Mi Box S 4K videomu bir izleyin derim. Mor iPhone 12 için çok tekrar etmeme gerek yok sanırım. Eğer hani böyle bir renk tercihiniz varsa buna bir göz atabilirsiniz. En son iPad Pro'yu söylemiştim. iPad Pro evet M1 işlemci olması oldukça hoş. Ve benim çok sevdiğim bir cihaz. iPad Pro almayı düşünüyorsanız mutlaka değerlendirin. Yani sunum bu şekildeydi. Ben hani direkt şunu alacağım dediğim bir ürün yok açıkçası. Belki AirTag bir tane alıp falan hani deneyebilirim. Onda çok emin değilim. Yani direkt bir ihtiyacım yok ama alırsam denersem zaten videoda çekeceğim, sizinle paylaşacağım. Yani sunum olarak güzel bir sunumdu. Biz yaklaşık bir saat sürdü yanlış hatırlamıyorsam. Ama böyle hala tam olarak hani M1X işlemcileri bekliyoruz. O yüzden bana direkt hitap eden bir ürün yoktu. Ben özellikle bu 16 inç Intel işlemcili MacBook sonrasında neler yapacağımı çok kestiremiyorum. Yani M1X işlemcili bir 16 inç MacBook Pro geldiği zaman asıl böyle oturup düşünmeye başlayacağım. Ben artık hani ne yapacağım, ne edeceğim, ne alacağım diye. Ama şu an baktığım ürünlerde böyle çok alacağım bir şey var gibi gözükmüyor. Bunlar beni uzun süre götürecek gözüküyor. Bir de son olarak aklıma gelmişken AirTag'de şundan bahsedeyim. Mesela ben şu an videoyu iPhone 11 ile çekiyorum ama asıl günlük işlerimde iPhone XR kullanıyorum hala. iPhone XR mesela AirTag ile uyumlu gözükmüyor. Baktığım zaman iPhone 11 ve iPhone 12'den bahsedilmiş AirTag için. Yani siz biraz daha eski model kullanıyorsanız hala örnek veriyorum işte ben iPhone 8, iPhone 7 Plus falan kullanıyorum diyorsanız AirTag'i galiba kullanamayacaksınız. Buna özellikle dikkat edin. Yani ben AirTag aldım bu elimde kaldı ne yapacağım şimdi gibi bir sorunla karşılaşmayın. Buna özellikle dikkat edin.
Evet, sıcağı sıcağına böyle bir video çekmek istedim. Hani vakitsizlikten birazcık gecikmeli çekmiş oldum ve videonun boyutunun nedeniyle birazcık geç yayına girmiş olacak bu video. Umarım beğenirsiniz. Hani sizin yorumlarınızı da bekliyorum. Sizin ilginizi çeken ürünler oldu mu? Söylediğim şeylere katılmadığınız noktalar varsa bunları da belirtirsiniz. Böyle haber tadında videolar oldukça çekmeye çalışacağım fırsat buldukça. Bu videolarda hoşuma gitmeye başladı açıkçası. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Eğer bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Abone oldukça, yorum yaptıkça daha fazla izlenme sayılarına ulaşıyor ve benim için motivasyon kaynağı oluyor. Bu noktada desteklerinizi bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. M1 işlemcili MacBook Pro hakkında da yakında yeni videolarım gelecek. O yüzden takipte kalın.